Her zaman olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Tabii ki bugün tekim, sevgili partnerim Ezgi Toper yok. Ezgi ama haftaya olacak. Bugün özel bir sebepten dolayı Ezgi benimle birlikte olamayacak ama dediğim gibi haftaya yine beraber yapacağız. Ben de zaten dedim ki bugün 13 Şubat, yarın 14 Şubat. Ha yarın, ha bugün tek çıkmışım ne olur dedim. O yüzden ben de bugün tek başıma sunayım dedim. Şimdi... Futbol, basketbol, Amerikan futbolu birçok yine içeriğimiz var. Biz startı futbolla vereceğiz. Çünkü transfer dönemi geride kaldı. Hem ülkemizde daha önce de Avrupa'da özellikle de majör liglerde geride bıraktığımız yine bir Afrika kupası var. Önemli bir yine konuşulan bir Asya kupası geride kaldı. Aslında sezon içi turnuvaları da geride kaldı. Dediğim gibi Hüseyin Özkök'le bir Skype bağlantısı yapacağız ve hem geride kalan turnuvaları hem de açıkçası transfer dönemi nasıl geçmiş, flash bir transfer olmuş mu olmamış mı onlara bakacağız. Hüseyin abi güzel bir manzarada beni karşıladı. Hüseyin abi hoş geldin Bir Dünya Spor'a. Merhabalar, mutlu akşamlar. Ömer merhaba, iyi akşamlar diliyorum sana, ekip arkadaşlarımıza ve tabii ki tüm seyircilerimize. Evet, seninle bir yayın yapmıştık bir pazar sabahı, hatırlıyorum. Hatta ben şöyle demiştim sana. Bir kadın olmadan yaptığım ilk yayın. Ben de Hüseyin abi o senin talihsizliğin demiştim. Evet. Yazındasın yanılmıyorsam, yazın bir gündü, bir pazar doğru, sabahıydı. Doğru doğru. Şimdi doğru. İlk defa senin bu programına katılıyorum. Sağ ol beni davet ettiği için programına. Ben de zevk alarak tabii ki seninle birlikte bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Yani yine bir kadın İstersen, yok, yine sadece bana denk geldin ama olsun canım. Böyle denk geliyoruz demek ki seninle. İstersen vaktimiz olursa Super Bowl'dan da bahsedelim. Ben de böyle ufak birkaç tane bilgi var. Çünkü biliyorsunuz Super Bowl oynandı evvelki akşam. Dolayısıyla orada güzel böyle bu pazarlama harikası spor olayından bahsetmek lazım. Sana bırakıyorum. Sen nereye istiyorsan yönlenelim. Tabii ki, tabii ki Hüseyin abi. Öncelikle seninle yayın yapmak bir keyif. Bu şekilde başlamış olayım. Onun dışında Super Bowl'un pazarlama noktasında da sende önemli bilgiler olduğunu biliyorum. Ona da seninle bağlantımızın son bölümünde giriş yapmış oluruz ama şimdi transfer geride kaldı. Bir transferle başlayalım. Çünkü transfer artık sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada futbolla ilgili en popüler konu başlığı haline gelmiş noktada. Biz de 9 Şubat'ta geride kaldı. Majör liglerde 1 Şubat'ta geride kaldı. Ama seninle de ara ara işte konuşuyoruz, yazışıyoruz, sohbetliyoruz. Sanki önceki yıllara göre böyle ara dönem olarak hem bizde hem de Avrupa'da böyle çok sükseli bir transfer olmadı ve açıkçası özellikle Avrupa liglerini, majör ligler hani böyle 100 milyon eurolar, 150 milyon eurolar, işte 120 milyon eurolar ya da 80-90 milyon eurolardan bahsediyorum. Çok öyle bir transfer dönemi olmadı gibi geldi bana, bilmiyorum sen ne düşünürsün? Yo, haklısın. Transfer döneminde en pahalı ikinci futbolcu 30 milyon euro ile Sacha Boey'ydi. Onu geçen bir kişi vardı. O da hangisiydi şimdi net olarak hatırlamıyorum ama 35 milyona bir oyuncu daha var yanlış hatırlamıyorsam. Yani bayağı sönük geçti. Rakamlar da bunu gösteriyor zaten. Bunda da tabii ki çok önemli oyuncuların kulüplerine kontratla bağlı olmaları yatıyor. Bunun yanında büyük takımlar özellikle hepsi kadrolarını aşağı yukarı oturtmuş durumdalar. İşte Bayern Münih'in bir kadro sıkıntısı oldu. Çünkü onlar yaz transfer döneminde biraz pasif kaldılar Ömer, hatırlarsan. Fazla transfer yapamamışlardı. Son anda iptal olan bir transferleri olmuştu. Ve ayrılan oyuncuların yerini dolduramadılar falan. Ama yine de hani bu dönemi ligin ilk dönemini veya da Avrupa Kupalarının ilk dönemi rahat geçtiler ama transfer yapmaları gerekiyordu. Özellikle sakatlıkların da verdiği etkiyle işte Sacha Boey'i sağ kanada Bayern Münih transfer etti ve Galatasaray'ı da çok zorlamadı. Ama yaz başında Harry Kane'in transferini hatırla. Orada Bayern Münih Tottenham'la aylar süren bir pazarlığa girişmişti. Ve Tottenham diretti. Bayern Münih teklifi yükseltti yavaş yavaş. En son dördüncü teklifte 100 milyona çıkartınca artık Tottenham razı olmuştu. Yalnız ama Bayern Münih mesela Harry Kane'in de yani bahtı diyeceğim artık yani ne kadar kapalıymış en hafif şekilde böyle ifade etmiş olayım. Yıllarca şampiyonluk alamadı diye çok konuşuldu. Şampiyonluk alan bir takıma gitmedi diye çok konuşuldu. Bayern'e geldi, şimdi de Bayern kazanamayacak gibi görünüyor.
Evet, bunu bu sabah yayınımız vardı. Demet'le aynı şeyleri aşağı yukarı ben de söyledim. Yani şimdi İngiltere'de konuşulmaya başlandı bile. Hani Harry Kane uğursuzluğu Bayern Münih'e de mi geldi diye. İngilizler de bayılır böyle hani bu tarz O hem biraz da. durumlardan olay çıkarmaya ve konu başlığı çıkarmaya. Yani Bayern Münih bitti demeden bitmez biliyorsun bu işler Almanya'da. Geçen yıl olduğu gibi. Tabii ki Leverkusen'i çok takdir ediyorum. Müthiş futbol oynatıyor Xabi Alonso takımına. Hakikaten mükemmel bir takım yarattı. Geçen sene zaten bunun izlerini vermişti hatırlarsan. Geldi Eylül ayı mı Ekim ayıydı. Takım küme düşme mücadelesinin içindeydi neredeyse. Oradan aldı Avrupa Ligi'ne soktu takımı. Ve bu sene de şampiyonluğa oynuyordu ve bir numaralı aday. İşte en son Bayern Münih karşısında oynadıkları futbol malum Avrupa'nın yenilmez tek takımı. Hiçbir maçı kaybetmediler bu sene resmi maçı. Avrupa Ligi'nde 6'da 6 yaptılar. Almanya Kupası'nda 4'te 4 yaptılar. Çeyrek finale kaldılar. Şimdi de ligde tamam 4 tane falan beraberlikleri var ama yenilmiyorlar. Dolayısıyla müthiş bir takım yaptı Xabi Alonso. Onun da Liverpool'a transferi tabii hemen gündeme geliyor. Real Madrid defteri kapanınca Ancelotti'nin uzatmasıyla. Klopp'un ayrılacağını söylemesiyle eski Liverpool futbolcusu Xabi Alonso hemen tabii ki bu başarısıyla Liverpool'a layık görülüyor. Ama bunu tabii ki yaza göreceğiz. Çünkü Xabi Alonso'nun 2026 sonuna kadar sözleşmesi var Leverkusen'la. Ama futbolda biliyorsun parayı bastırdı mı büyük kulüpler birçok şeyi çözebiliyorlar. Onu da ilerleyen aylarda göreceğiz. Peki Hüseyin abi, Transfer... majör liglerde en flash transfer devre arası için Sasha Boy mı dersin? Sasha Boy flash transferlerden biri olarak gözüküyor. Sen listeyi önünde varsa birkaç isim söylersen bana. Yani benim böyle çok flash transfer olarak aklıma gelen bir transfer yok. Şimdi Sasha Boy bayağı ses getirdi Almanya'da. Bayern Münih'e transfer olması. Ve herhalde Sasha Boy'dan başka da böyle çok ses getiren transfer görmedim ben. Ya ben baktım hani çok açık bir şekilde ya şu transferi de mutlaka konuşmalıyız. Çok pardon. Diyeceğim bir transfer açıkçası ulaşamadım. Yani o yüzden hani sana da soruyu o şekilde yönelttim. Benim beklemediğim derecede sönük bir kış transfer dönemi Evet. geride kaldı. Çok sönük bir transfer dönemi geride kaldı. Hatta İngilizler Premier Lig ikinci sıraya düştü. İlk defa bir transfer döneminde Premier Lig ikinci sıraya düştü. Birinci sırada yanılmıyorsam İspanya var bu dönem. Pardon, Fransa var. Fransızlar bayağı bu dönemde aktifti. Özellikle Lyon bu kötü durumdan kurtulmak için transferler yaptı. En çok Fransızlar para harcadı. Ondan sonra Premier Lig takımları geliyor. En az harcayan yine Bundesliga oldu. Bundesliga biliyorsun her zaman ayağını yorganına göre Doğru, uzatan doğru. kulüplerden oluşan bir lig. Ve çok hesaplı gidiyorlar takımlar Bundesliga'da. Dolayısıyla yine onlar en az harcayan majör lig oldu. Böyle sönük bir transfer dönemi geçirdik. Ama tabii ki transfer haberi veren işte bizde de var Yağız var işte Fabrizio Romano var İtalya'da. Onlar tabii ki transfer haberleri de yine popülerdiler. Transfer yani haberine her zaman artık futbol severlerin büyük bir ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani artık ya belki transferin kendisinden çok o süreci daha çok seviyor hatta insanlar bile diyebiliriz Evet yani. evet. Peki bu vesileyle ülkemize gelmiş olalım Hüseyin abi. Şimdi takımlar takviye yaptılar. Özellikle dört büyüklerde de takviyeler oldu. Mesela Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe çok hızlı bir giriş yaptı. Bonucci, Kurunic, Çağlar üçlüsü Fenerbahçe'ye geldi. Galatasaray'a baktığımızda Köln transferi var Galatasaray'da. Yine Sergio Aurier transferi var. Savunmanın iki noktasına da, iki kanadına da transfer yaptı Galatasaray. Beşiktaş'a baktığımızda son gün transferleri Ernest Muçi ile El Musrati oldu ki çok değerli transferler olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Trabzonspor'da yine Mönye transferini çok önemsiyorum. O da çok iyi başladı. Dört büyük kulübe baktığında ya da genel olarak hani diğer takımları da hatta dahil edecek olursan sen nasıl bir liste yaparsın transferlerde öne çıkan isimler olarak? Şimdi Fenerbahçe kadrosuna bence bu kadrosu yani transfer yapmadan ki kadrosu da Fenerbahçe'nin iyiydi, iyi gidiyordu. Çağlar, Bonucci defansa takviye oldular. Bonucci mesela oynamıyor direkt olarak Çağlar oynuyor mesela. İsmail Kartal öyle bir tercihte bulundu.
Bunun yanında Galatasaray'ın transferlerini henüz tam olarak izleyemedik. İşte Aurier Afrika Kupası'nda olduğu için ve şampiyon olarak takıma döneceği için daha katılmadı kadroya. Bunun yanında Berkan Kutlu tekrar takıma geri döndü. O sol bek ihtiyacından dolayı takımda direkt oynayabiliyor. Aslında takviye olarak yedek kulübesinde oturan çoğunlukta bir oyuncuydu. Daha önceki döneminde Galatasaray'da. Bunun yanında Galatasaray'ın yeni forveti Vinicius'tu değil mi ismi? Vinicius, Carlos Vinicius. Carlos Vinicius, evet. O beni çok etkilemedi açıkça gördüğüm maçlarda. Ama belki ileriki dönemde takıma alıştıkça işler yapabilir. Çağlar Söyüncü'yü tanıyoruz. Milli takımımızın oyuncusu. Ama Çağlar'ın hep böyle bir hata potansiyeli var. Onu da altını çizmeden geçemeyeceğim. Bonucci bir tecrübe abidesi. Union Berlin sezon başında onu transfer etmişti Almanya'da ama Union Berlin çok kötü gidince antrenör değişikleri falan derken Bonucci yedeğe düştü ve ayrılmak istedi Union Berlin'den. Fenerbahçe'ye geldi. Gerçi Fenerbahçe'de şimdi direkt oynamıyor ama belki İsmail Kartal'ın işte kupa maçında direkt oynattı. Avrupa kupalarında da direkt oynatabilir tecrübesinden daha fazla yararlanmak için. Yani kulüplerimizin transferleri de daha çok hani takviye bağlamındaydı. Böyle çok sarhoş edici, böyle taraftarları göçtürecek transferler olduğunu düşünmüyorum yapılan transferlerin. Senin söylediğin gibi Beşiktaş'ın transferleri belki şu aşamada takım tam oturmamışken ve problemlere yaşarken çok göze batmayacaklar ama çok potansiyelleri var. Özellikle bu sene gelmiş olmaları bir avantaj. En azından Türkiye kupasına yönelebilirler. Lig üçüncülüğü de önemli çünkü Avrupa Ligi'ne gidiyorsun. Lig üçüncüsü olursan, dördüncü olursan Konferans Ligi'ne gidiyorsun. Beşiktaş'ın bu oyuncularla devam etmesi ve bu oyuncuların adaptasyon sürecinden sonra önümüzdeki sezonun başında artık hazır şekilde, adapte olmuş şekilde takımla beraber yeni sezona başlamaları bence önemli. Bir avantaj olacak diye düşünüyorum Beşiktaş açısından. Böyle bir transfer dönemi izledim ben açıkçası Ömer. Peki Hüseyin abi, transferi geride bırakıp yavaş yavaş geride bıraktığımız kupalara bir dönelim. Afrika Kupası ile başlayacağız, sonra Asya Kupası ile devam edeceğiz. Şimdi Afrika Kupası'nda ya bilmiyorum katılır mısın ama son yıllarda izlediğim en keyifli Afrika Kupası'ydı benim için açıkçası. Fil dişi çok tarihi bir hikayeye imza attı. Hatta biraz bizim Euro 2008 maceramıza da ben benzettim yani. O kadar fazla geri dönüşe imza attılar ki yani, tamam onlar sonunu getirdi. Biz getiremedik ama açıkçası yol bence biraz aynıydı. Jean-Louis Gasset ile başladılar. Gruptan fil dişi en iyi 4 tane 3. çıkacaktı. O şekilde çıktılar. Yani son güne kadar turnuvada kalıp kalmayacakları belli değildi. Sonrasında Senegal'e karşı son 16 turunda işte 86'da penaltıyla ayakta kaldılar. Maçı penaltılara götürdüler. Sonrasında Mali'ye karşı 90'da maçı uzatmaya götürdüler. 120+2'de yarı finale çıktılar. Yine döndüler yarı finalde. Belki de en normal geçtikleri tur Kongo'ya karşı, Demokratik Kongo'ya karşı yarı finaldi. Orada da acayip bir golle geçtiler. Haller'in acayip bir golüyle. Ve finalde de yine geriye düştüler. İkinci yarıda öne geçtiler. Hatta son bölümde Emerson Faye 4 maç takımda görev aldı Gasset'den sonra. Ve 4 maçta herhalde dünya tarihinde kupaya ulaşan ilk teknik adam da olmuş olabilir. Evet. Bilmiyorum. Araştırmak lazım. Ama yani çok acayip ve tekrarının çok zor olacağı bir hikaye yazdı fil dişi. Muhtemelen bir teknik direktörün de söylediği gibi tarihte en kısa sürede bir hem de kıta kupasına ulaştığı şeydir, turnuvadır diye düşünüyorum. Bir de Ömer, şöyle bir şey aklıma geldi. Sabah yayında da söyledim ama burada tekrar etmekte bir beis yok. Ev sahipleri Asya ve Afrika Kupası'nı kazandı. Sırada Avrupa Şampiyonası var acaba. Ev sahibi mi kazanacak Avrupa Şampiyonası'nı? Almanya belki önceki turnuvalar kadar favori değil ama Almanya varsa bir yerde illaki favorilerden birisidir. Tabii ev sahibi olması avantaj tabii. Bir de Almanya sonuçta her zaman kupanın favorilerindendir. İşin şakası bir yana Afrika Kupası hakikaten benim de hoşuma gitti. Bir de şimdi Afrika Kupası ile ilgili çok kısa bir not vermek istiyorum. Aslında bu kulüplerin en şikayet ettikleri konu Afrika Kupası'nın kışın oynanması. Aslında FIFA ile CAF anlaşmışlardı ve Afrika Kupası yaz aylarında
oynanacaktı. Hatta bu kararın alınmasından sonra 2019 yılında Mısır'da yaz aylarında oynanmıştı Afrika Kupası. Ondan sonra yanılmıyorsam Kamerun'daydı. Orada yine yaz aylarının çok sıcak olmasından dolayı 2 sene önceki Afrika Kupası yine kışın oynandı. Ve sonra Fil Dişi sahiline sıra geçti. Orada da yaz ayları çok sıcak geçtiği için yine kışa alındı. Dolayısıyla kulüpler yine bu şikayetlerini sürdürdüler ama yapacak bir şey yok. FIFA talimatnamesi açık. Bu oyuncular kupaya gidip katılmak zorunda. Ama ben kulüplere şimdiden bir müjde vereyim. Bir sonraki Afrika Kupası Fas'ta ve yazın oynanacak. Onu söyleyeyim. Yani CAF onu Fas'ta yazın oynatacak. Mısır'da oynattığı gibi daha önce. Ama enteresan olan şu Hüseyin abi. Şimdi biliyorsun bu kupa normalde 2023'te oynanması lazımdı. Fil dişi hazırlıkları tamamlayamadığı için 2024'e kaldı. Evet. 2025'te oynanacak. Yani sadece bir yıl geçmiş olacak ama dediğin gibi 2025'i muhtemelen Haziran'ında olacak. Haziran'da olacak, evet. Öyle bir belki kulüpler için avantaj olur ama hani çok da yakın aralıklarla düzenlenmiş olacak. Yani iki yılda bir olması da bence gereksiz aslında. Avrupa Şampiyonası gibi 4 yılda bir yapılabilir. Asya Kupası da aslında 2023'te Çin'de oynanacaktı. Sonra Çin bu turnuvayı yapmaktan vazgeçti. Pandeminin etkileri dediler, işte ekonomik güçlükler dediler. Katar talip oldu. Katar zaten Dünya Kupası'nda hazır statlara sahip olduğu için AFC Asya Konfederasyonu hemen Katar'a verdi zaten turnuvayı. Onlar da şampiyon oldular. Afrika Kupası'na dönecek olursak Sebastian Haller'in yine turnuva kupasını getiren golü önemli. Haller biliyorsun kanserin kıyısından döndü, tedavi gördü. 6 ay Dortmund'a transfer olduktan sonra oynayamamıştı. Çok anlamlı tabii ki böyle kanserle mücadele edip onu yenmiş bir sporcunun böyle bir başarıda imzası olması çok önemli. Dortmundlar da çok sevindiler Sebastian Haller'in şampiyon olmasına ve onun attığı golle kupanın gelmesine. Ama futbolun bunlar işte diğer güzel yanları, hikayeleri. Bunlar futbola güzellik katan şeyler. Umarım bütün futbolcular sağlıklı şekilde futbol yaşamlarını sürdüler. Afrika Kupası'ndan ben hoşnut kaldım. Asya Kupası'nda böyle git gel yapıyorum ama aklıma geldikçe söylüyorum Ömer. Şimdi kusura bakma. Asya'ya geçeceğiz. Asya geçmeden önce finalle ilgili son bir anekdot da ben vereyim Hüseyin abi. Asya'ya o tabii şekilde ki geçmiş olalım. Nijerya'nın hocası da Jose Peseiro, Nijerya Futbol Federasyonu aslında çok yakın bir süreçte göreve getirdi ama turnuvaya kadar memnun olmadıkları için turnuvadan önce yolları ayırmayı düşünüyorlar. Peseiro ile bu fikri paylaşıyorlar. Peseiro da tabii ki diyor ama bir tazminat talebinde bulunuyor. Nijerya Futbol Federasyonu da o tazminat talebini karşılayamayacağı için Peseiro ile yola devam ediliyor. Yani bir tarafta göreve turnuva devam ederken gelmiş bir hoca, bir tarafta aslında turnuva başlamadan gönderilmesi planlanan bir hoca finalde karşı karşıya geldi. Bu da bilmiyorum yani bir daha olur mu? Ya da olursa herhalde sadece Afrika Uluslar Kupası'nda da olabilir. Çünkü bu tarz hikayeler hani teknik adam değişimleri ya da turnuva içinde işte gelişen olaylar Afrika'da çok fazla oluyor tabii. Tabii çok fazla oluyor. Yani yola devam kararı almışlar. O yolda tesadüfen finale çıktı işte. Yani böyle enteresan bir gerçek de ortaya çıktı. Yani enteresan hikayeler. Futbolun bu yanlarını ben her zaman çok seviyorum zaten. Futbol çok metalaştı, ticarileşti tabii ama böyle romantik hikayeler, değişik hikayeler futbola her zaman güzellik katıyor. Bizim gibi eski topraklar tabii bunu, bu hikayeleri daha çok seviyorlar. Hüseyin abi çok kısaca Asya Kupası'na da uzanmış olalım, konuşalım o konuyu da. Üst üste ikinci kez Katar kazandı ki. Şimdi tamam Katar ev sahibi, Katar son yıllarda yükselişte, yani kazanabilir. Bunda bir beis yok açıkçası ama enteresan olan şey Japonya gibi, Güney Kore gibi. Hadi Japonya eksikleri vardı. Çünkü çok üst düzeyliklerde oynayan oyuncuları evet var. Oyunculardan bazıları gelemedi ama Güney Kore yani neredeyse tam kadro gitti. Yani Kim Min-jae'den hem Min Son'una kadar neredeyse tam kadroydu. Kore elendi. Ürdün sürpriz takım. Yani birçok favoriyi dışarı atmayı başardı. Ve finalde de Katar Ürdün'ü 3 penaltı golüyle geçti. Asya Kupası'nda da hikaye çoktu. Evet, hikaye çok. Benim en çok merak ettiğim konuların başında Roberto Mancini ile Jürgen Klinsmann'ın ne yapacaklarıydı. Roberto Mancini biliyorsun İtalya'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın başına geçti. Jürgen Klinsmann da Güney Kore'nin başındaydı.
Mancini daha erken elendi. Yanılmıyorsam çeyrek finalde elenmişti Suudi Arabistan. Ve Jürgen Klinsmann da yarı finalde işte Ürdün'e elendi ki bence sürpriz bir sonuçtu. Ürdün'e elenmesi, Güney Kore'nin, senin de bahsettiğin gibi çok önemli futbolcuları var Güney Kore'nin, Avrupa'da oynayan. İşte Minje ile Hönmin Son'u sayarsak iki tane çok kalburüstü oyuncu, dünya çapında takımlarda oynuyorlar. Dolayısıyla bir sürpriz oldu benim için Ürdün'ün finale kalması. Finalde tabii ki ev sahipleri her zaman daha avantajlı oluyorlar. Bunu hem Afrika'da gördük hem de Asya'da gördük. Katar ev sahibi avantajını kullanarak Ürdün'ü mütevazı bir takım ilk kez finale kalıyor AFC'de, Asya Kupası'nda. Ve bence yine de takdir etmek lazım Ürdün'ü bu başarısından dolayı. Katar'ı da tebrik etmek lazım. Onlar iki kere üst üste Asya şampiyonu oldular ki kolay bir iş değil tabii ki. İki kere üst üste böyle büyük bir kıta turnuvasını kazanmak. Şimdi sohbetimizi tamamlarken Hüseyin abi, son olarak en azından yani soru mu olarak algılarsın bilmiyorum ama öneri olarak, tamam, sezon içinde turnuva izlemek bizim gibi spor severler ya da futbol severler için keyifli ama yani kulüpleri de çok zorladığı bir gerçek. Tabii ki zaten işte FIFA bu Afrika Kupası'nı o yüzden yaz aylarına kaydırmak için Asya, düzeltiyorum, Afrika Konfederasyonu ile anlaşmıştı ama işte mevsimsel şartlar el vermiyor. O zaman da seçimleri yaparken ülke seçimlerini ona göre seçmesi lazım CAF'ın, Afrika Konfederasyonu'nun. Bundan sonraki dediğim gibi Fas'ta ama ondan sonraki turnuvalar da bir şekilde daha yazın oynanabilecek ülkelere vermeleri lazım diye düşünüyorum. Sırada şimdi Avrupa Şampiyonası var. Ben turnuva seyretmeyi her zaman seven bir insanım Ömer. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, bu tür turnuvalar, Afrika, Asya, tabii ki bunları o kadar yoğun seyredemiyoruz ama Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası kadar yine de güzel oluyor bunlardan da maç seyretmek. Asya Şampiyonası'nın kışın olması istisnaydı zaten. Bundan sonra yine normal yaz aylarında olacak. Onu da söyleyelim. Böylece bunları geride bırakmış olduk. Peki Hüseyin abi, Hüseyin Özkök, çok teşekkürler. Keyifli bir sohbetti. Transferlerden sezon içi kıta turnuvalarına kadar güzel bir sohbet imkanı bulduk. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek çok teşekkürler. Üzere. Ağzına sağlık. Görüşmek dileğiyle. Evet değerli izleyenler, Hüseyin abiyle böyle uzun soluklu bir sohbeti geride bıraktık ki Afrika Kupası'nı konuştuk. Şimdi Afrika Kupası'nı konuşmuşken bugün bültenlerde de yer verdik. Fil dişi sahillerinde tabii mutluluk yaşanıyor, coşku yaşanıyor. Afrika Uluslar Kupası'nı hem de acayip bir hikayeyle kazanmayı başardılar ama Zaha ile ilgili bir gündem de oluşmuş durumda. Zaha milli takıma davet edilmemişti. O günlerde de çok konuşulmuştu. Ve Zaha'nın da milli takımdaki yemeklerden rahatsız olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Fil dişi sahillerinde bir şarkı grubu, bir rap grubu Zaha ile ilgili Zaha'nın pilavına yağı kim koydu şeklinde bir şarkı yazdı. Hatta milli takımdan da şarkıyı sonrasında soyunma odasında kupa kazanıldıktan sonra söyleyenler çıktı. O şarkıyı bir hatırlayalım, hikayesine bakalım, sonra üzerine konuşalım. Anlarda duyduğum en enteresan şarkı isimlerinden bir tanesi. Hatta ya yani şarkı ismi de denmez. Yani cümle şarkı ismi olmuş. Ama futbolcuların da soyunma odasında sevinç gösterisinde bunu söylemeleri enteresan. Çünkü yani Zaha milli takıma dönmeyecekmiş gibi bir hava yarattı. Ben de bilmiyorum, şampiyonluğun üzerine Zaha ile ilgili bir şarkı söyleniyorsa herhalde orada bir gönderme de var diye düşünüyorum. Bakalım Zaha ile fil dişi sahilleri arasındaki diyaloglar, gelişmeler nasıl devam edecek? Zaten biz yayınlarda yer veririz. Şimdi Zaha demişken, Zaha konusunu geçmeden önce Crystal Palace'dayken, Premier Lig'de oynarken arkadaşı Eze ve diğer oyuncu arkadaşlarıyla birlikte kebap yediği görüntüleri var. Bu şarkının üzerine o görüntüleri de bir hatırlayalım. Merhaba Ömer, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ya seni burada görmek çok keyifli. Seninle daha önceden tanışıyoruz. Yayın yapma şansım olmamıştı. Ben burada tabii olduğumda sen yoktun ama bu şekilde kısmet olması da benim açımdan çok değerli. Seninle sohbet etmeyi zaten çok seviyorum. Ve bunun bir programda bir şekilde de olsa denk gelmiş olmasına çok sevindim. Kendi adıma bunları söyleyerek başlamak isterim.
Çok teşekkür ederim bu güzel sözlerin için. Ben de programı zaman zaman izleme fırsatı buluyorum. Bir dönem ben bu programda sunuculuk yapıyordum Bir Dünya Spor'da ama sen şu anda çok daha iyisini yapıyorsun. Çok daha güzel Estağfurullah, estağfurullah. içerikler üretiyorsun. Hayranlıkla da takip ediyorum Ömer'cim seni. Evet, hayat enteresan. Ben de senin programlarını izliyordum. Sonrasında bu şekilde buluşmamız kısmet oldu. Çok mutluyum. Bir kez daha söylemiş olayım. Şimdi Super Bowl'u konuşacağız tabii ki. Kansas City Chiefs, San Francisco Niners'ı mağlup etti Super Bowl finalinde. Ya Super Bowl tabii çok acayip bir etkinlik. Yani buna sadece bir maç gözüyle hani ne oldu ne bitti saha içerisinde gibi bakamıyoruz. Yaklaşık 5,5 saat süren bir etkinlik. İşte pazarlama noktalarıyla, aradaki konserleriyle, o konserlerde yer alan performanslarla, isimlerle ya baştan sona konuşulacak bir etkinlik. Tabii ki etkinliğin diğer kısımlarını da alacağım senden. Neler oldu, neler bitti, neler konuşuluyor diye ama herhalde Patrick Mahomes'a başlamak lazım. Son 5 yılda 3. şampiyonluk ve yani Dynasty dedikleri Amerikanların o hanedanlığı da Kansas City Chiefs kurmuş gibi görünüyor son yıllarda Super Bowl'da. Evet, kesinlikle katılıyorum sana. Yani 6 senedir neredeyse şu anda starter olarak NFL'de quarterback'lik yapıyor Patrick Mahomes. Ve daha şimdiden 28 yaşında 3. yüzüğü parmağına takmayı başardı. Biliyorsun rekorla gidebilir diye düşünüyorum açıkçası. Daha çünkü önünde çok uzun bir kariyer var. Bu hanedanlığın başlangıcını aslında tanık oldum Ömer. 2020 senesinde yine bu maçın aslında bu maç rövanşıydı aslında. San Francisco ile Kansas City Miami'de karşı karşıya gelmişlerdi. O karşılaşmayı yerinde takip etme şansına da eriştim. En büyük hayallerimden bir tanesi Super Bowl'u yerinde takip etmekti. Ve en azından o maçı izleme fırsatı buldum. Kansas City'nin ilk şampiyonluğuna tanıklık ettik. Ve o hanedanın başlangıcını da aslında görme fırsatı oldu. Şimdi son 5 seneye bakıyorsun, 4 Super Bowl, ardından gelen 3 şampiyonluk ki bunlardan ikisi artık back to back dediğimiz arka arkaya gelen şampiyonluklar. Ve Patrick Mahomes gerçekten şu anda belki de NFL tarihinin en iyi quarterbacklerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şu anda zaten müthiş bir performans ortaya koyuyor. Atletikliğiyle, oyun öngörüsüyle, oyunu okumasıyla, o muhteşem paslarıyla zaten farkını ortaya koymaya başlayan bir isim. Ama daha önümüzdeki dönemlerde bence NFL'in gelmiş geçmiş en iyi 3 quarterback'inden biri olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Tabii burada aslında Coach Andrew Reid'e de parantez açmak lazım. Hakikaten NFL'in belki de en böyle genius dedikleri en zeki koçlarından bir tanesi. Oyun içerisindeki o formasyonları, maç içerisinde oyuna müdahale edişleri ki zaten bu son 2 Super Bowl'da muhteşem iki formasyon, iki oyunla karşılaşmayı takımının Kansas City'nin kazanmasına sebebiyet verdi. İşte o oyunların adı da Corn Dog oyunu. Çünkü Andrew Reed amca biliyorsun çok tatlı, tombik ve bir taraftan da bir cheeseburger canavarı. Ağzının tadını da biliyor. Genelde İmajı da çok formasyonları da işte. enteresan. İmajı da. Evet, imajı da muhteşem. Şimdi Corn Dog ne biliyor musun? Corn Dog yine işte hani hot dog var. Bir de bu Corn Dog'da işte mısır unuyla sosisin etrafında mısır unuyla işte böyle bir şeyler yapıyorsun. Ondan sonra onu böyle güzel bir kızartıyorsun. Çubuğa takıyorsun. Yiyorsun. İşte o da çok ciddi bir şekilde bir Corn Dog hastası Andrew Reid. Oyununa da bu ismi vermiş ve iki maçta da bu iki formasyonla maça damgasını vurmayı başardı. Tabii Kelsey'e dair bir yer açmak lazım ki onu da konuşacağız. Ya Kelsey'i herhalde Taylor Swift'ten bağımsız konuşamayız diye düşünüyorum. Bayağı Yani bir tabii kesinlikle. maç sonu çok Evet, konuşuldu. ya çok da evet çok da rol çaldılar aslında bakacak olursan. Yani şu anda tamamen bir Amerika Sweetheart hikayesi yaşanıyor. İşte bir tarafta bakıyorsun Amerikan futbolunun işte haylaz çocuğu, bir taraftan da işte en iyi tight endlerinden bir tanesi. Diğer tarafta son dönemde bu müthiş bir çıkış yapan bir Taylor Swift. Müthiş bir aşk hikayesi. Tabii Super Bowl'da bunu taçlandırdı. Şansları da yaver gidiyor. Dolayısıyla şu anda tabii Amerika'nın en çok konuştuğu isimlerden ikisi diyebiliriz ki. Hatta yani şimdi ben geçenlerde kutlama mesajlarına bakıyordum. İşte Hillary Clinton
Öncelikli olarak Taylor Swift'i kutladı. Yani öz mesajında. Dolayısıyla birazcık da aslında Super Bowl'un da önüne geçmeye çalıştıkları da görülüyor. Biraz da rol çalıyorlar diyebiliriz bu durumda. Evet, yani çaldılar da diyebiliriz hatta. Evet. Peki şimdi saha dışı noktasını da konuşmak gerekirse, ya işte o maç oynanırken o kanat tüketimi, işte 1 milyonu geçen yine tüketim, reklamlar, hatta bugün eğer yanlış görmediysem 7 saniyesi 300 bin olan dolar 300 bin dolar olan reklamlar varmış Super Bowl'da. Çok fazla reklam var zaten. O yüzden dedim ben hani maçın 5,5 saat sürmesi belki bize hani bir Avrupalı izleyiciye normal gelmiyor ama artık yani Amerika'da bu alışılmış noktada. Super Bowl dediğim gibi yani sağ içinin aksine yine sağ dışında da en fazla herhalde değil mi? Bu anlamda geliri yaratan dünyada tek maç üzerinden oynanan bir final diyebiliriz. Ya kesinlikle. Tabii bu her sene konuşulan bir şey. İşte reklamın işte saniyesi 7 milyon dolar. İşte bilmem kaç milyon tavuk kanadı. İşte pizzalar tüketildi, edildi falan diye. Bunlar zaten her sene aslında olan şeyler. Ama bu sene ilk defa farklı bir şey gerçekleşti. NFL tarihinin en ciddi izleyici sayısına ulaşıldı. Rekor sayı 124 milyon olarak açıkladı CBS. Bu bir rekor. Hatta öyle ki Apollo 11'in Ay'a ayak basma misyonundan daha fazla izlenmiş. O 123 milyon izleyiciye ulaşmış canlı yayında Apollo 11'in bu Ay misyonu. Bu Super Bowl onu da geçerek 124 milyon izleyiciye ulaştı. Hatta çeşitli platformlardan 200-220 milyon izleyiciye kadar ulaşıldığı söyleniyor ki bu bir rekor. Onun dışında tabii aslında bu Super Bowl'u tabii hikayeleriyle de özdeşleştirmek lazım. Dediğim gibi sağ dışı olayları çok fazlalıkla zaten konuşuluyor, ediliyor. Bir taraftan aslında değişik hikayeler de çıkıyor. Ben mesela işte San Francisco 49ers'a bakıyorum. Koçuna Kyle Shanahan üçüncü defa bir Super Bowl'a çıktı. Ki ikisinde head coach olarak 4 sene önce yine Kansas'la karşılaşmışlardı. Atlanta'nın başında da offensive coordinator olarak görev almıştır. 2017'de New England Patriots'a karşı. Üçünü de kaybetti. Aslında kazansa çok değişik bir hikaye yazılacaktı Ömer. NFL tarihinde ilk defa baba oğul head coach olarak Super Bowl kazanan isimler olacaklardı. Kyle Shanahan ve Mike Shanahan. Mike Shanahan da Denver Broncos'la 2 şampiyonluk elde etti. 2 Super Bowl kazandı. Herkes aslında onu bekliyordu. Acaba bir baba oğul hikayesi yazılacak mı? İlk defa olacaktı. Olmadı. Hatta olmadığı gibi Ömer sana daha değişik bir anekdot da vermek istiyorum. Kyle Shanahan 2 maçta da Kansas City'ye karşı aslında takımıyla 10 farka ulaştı. 10 ve üzeri farka ulaştı ve 10 ve üzeri farktan maçı 2 kere kaybetti. Offensive coordinator olarak da New England Patriots'a karşı yaklaşık kaçtı? 24 sayı mı? 23 sayı mı? O civarlardan bir şekilde New England Patriots geri gelmişti. Yani öyle bir sıkıntı yaşıyor şu anda. Çok ciddi şekilde eleştiriliyor. Bir taraftan şunu da söylemek istiyorum. Maçın aslında önüne geçen olaylardan, maça da önüne geçen demeyeyim de damga vuran olaylardan bir tanesi de Kelsey'nin koç Andrew Reid'le yaşadığı diyalog oldu. Ve koç itişme Andrew diyebiliriz tabii ki. Evet, aslında çok da hoş karşılanmadı. Bir taraftan Kelsey, biraz önce American Sweetheart hikayesini anlattık ki onun dışında bir anda Amerika'da da aslında en sevilmeyen, en nefret edilen objelerden biri haline geldik. Ama maç sonunda aslında bir baba oğul çerçevesi içerisinde iki tarafta çok güzel açıklamalar yaptılar. Koç Andrew Reid bu hareketi Kelsey'nin işte maçı kazanma hırsına, beni içeri sok, sayı yapacağım dedi diye açıkladı. Ama tabii çok da hoş bir görüntü değildi açıkçası. Bu da karşılaşmanın enteresan anekdotlarından bir tanesi oldu. Peki sevgili Ali, süremiz kısıtlı. Kapatacağız seninle olan bağlantıyı ama son olarak şunu sorayım. Çok tartışıldığı için senin fikrini merak ediyorum. Ama kolay bir soru değil yani, başta onu da söyleyeyim. Dünya Hadi Kupası bakalım. Finali mi sence yoksa Super Bowl mu dünyayı daha fazla birleştiriyor? Yani bu sorunun cevabı aranıyor. Hangisi daha fazla heyecan yaratıyor oynandığı gün diye? Ya çok güzel bir soru sordun aslında. Bugün aslında bütün gün Twitter'da tartışılan konulardan bir tanesi buydu. Hatta NFL UK sayfası Twitter account'u bir tweet attı. Hangisi daha değerli diye. İşte orada Olimpiyat Şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi Kupası, Dünya Kupası ve Super Bowl vardı. Hemen FIFA World Cup hesabında tabii cevap belli demiş. Hemen cevap olarak da NFL UK evet diye Super Bowl kupasını koymuş. Tabii şimdi baktığın zaman Dünya Kupası 1.2 milyar seyirciye ulaştı. Final karşılaşması, Katar'daki final karşılaşması, Arjantin-Fransa maçı. Şampiyonlar Ligi finali genelde 400-500 milyon izleyiciye ulaşıyor.
Ama diğer taraftan şimdi biz burada dedik 200-250 milyon izleyici tarafından takip edildi ama şovlarıyla, maç önü yayınlarıyla, o aksiyonuyla, saha içi aksiyonuyla, görselliğiyle açıkçası yani benim gönlüm her zaman Super Bowl'dan yana ama tabii futbolu daha çok seviyoruz, ayrı bir konu. Peki sevgili Ali Baransel, çok teşekkürler, ağzına sağlık. Hem çok değerli, çok keyifli değerlendirmeler aldık senden, hem de dediğim gibi seninle yayın yapmak benimle, benim için bu ekranlarda çok değerliydi. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler, görüşmek dileğiyle. Değerli izleyenler, bir Dünya Spor'a devam ediyoruz. Güzel bir Super Bowl sohbetini geride bıraktık. Yine güzel görüntülerden devam edelim. Hakan Çalhanoğlu tabii Inter'de müthiş oynuyor, çok da konuşuluyor. Bu sezon Inter de çok iyi bir sezon geçiriyor ve geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlarken Hollandalı Denzel Dumfries'in dansı doğum gününe damga vurdu. Erik Dal oynadı Dumfries. Bir bakalım Dumfries neler yapmış oynarken. Evet, Pierluigi Collina da tabii ki dünya futbolunun önemli isimlerinden birisi. Biz az sonra Dumfries neler yapmış bakarız ama Collina da bugün yeni yaşını kutluyor. 64 oldu Collina, eğer yanlış görmüyorsam uzaklardan. Collina da hep bize uğurlu geldi, konuşulan hakemlerden bir tanesiydi. Biz de İtalyan efsanenin doğum gününü kutlamış olalım. Ve bu vesileyle tabii 2002 Dünya Kupası'nda yine hatırlamış olalım. Şimdi bakalım Denzel Dumfries'in dansına. Bu performansa fena değil ama voleybolcularımızı, yani filenin sultanlarının Erik Dal'ı performansı herhalde, değil mi? En iyisi oydu diye düşünüyorum ben açıkçası ama Dumfries'ten de fena bir deneme gelmemiş. Şimdi Yunus Emre Başar da Avrupa ikincisi oldu. Milli güreşçi 77 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Çok önemli başarılar da güreşte geliyor. Bir son dakika gelişmesi olarak değerli izleyenler, sizlerle paylaşmış olalım. Bizim programın içerisine gelmesi de tabii ki bir yandan keyifli oldu. Ve bu keyifli haberle birlikte bu haftalık bir Dünya Spor'a veda edelim. Haftaya Ezgi Toper de benimle birlikte olacak. İnşallah bizler de yine burada bir Dünya Spor'da bir dünya branşı konuşuyor olacağız. Snowboard'dan keyifli görüntülerle bu akşamı kapatıyoruz. Hoşçakalın.